Sabahın yenisi ve biz robot yarışması için öğrencilerimizle beraber İlker Arena'ya gidiyoruz. Şu anda sabahın yenisi, ezan yeni okundu. Şöyle arkayı göstereyim. Gençler, kameraya bir el sallayın. Merhaba, selamünaleyküm. Evet, bakalım bugün ne göreceğiz. Buçuk civarı. Ortalık hala aydınlanmadı. Çocuklarla beraber içeri girişi bekliyoruz. Şu anda kıyafetten almamış öğrencilerimiz kıyafetten alıyorlar metin önlerinden. Gençler, kıyafetlerimizi de aldık. Burada ya. Bak, saklı maç muhalefetinden çalışıyor.
Aman! Duyuruları duydunuz mu bilmiyorum. Videoda koyarım onları. Şöyle bir durum var. Burada bir yarışma var ama salt yarışma havasında değil. Yani rakip değiller. Burada önemli şeylerden bir tanesi öğrencilerin beraberce hareket etme bilinçlerini arttırmak. Bu çok önemseniyor. O yüzden dikkat edilen hususlardan, puanlanan hususlardan bir tanesi. Eksik bir şey olan takımlar duyuru yapıyor. Diğer takımlarda varsa yardımcı olurlar. Yani karşı takımın eksiği var, diskalifiye oldular falan filan değil. Herkes elinden geldiği kadar birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bu çok önemli ve kıymetli bir şey. Yani sadece düz bir yarışma değil. Öğrencilere robot çalışmasıyla beraber bir hedef veriyor. Beraber çalışma ortamı yaratıyor. Grup çalışmasının onlara ne getireceği hakkında sonuçları görmelerini sağlıyor. Burada da herkes hem rakip hem de arkadaş. Evet. Şimdi sizlere standları gezeceğiz ve neler yaptığını takımların göstermek istiyorum. Bunlar hepsi lise öğrencisi. Kendi takımlarını oluşturmuşlar, kızlı erkekli. Burada hemen ilk takım 62-32 Florya Koleji'nin zannedeceğim takımı. Oldukça renkli bir stand yapmışlar. Standlarına bakalım neler yapıyorlar. Gençler merhaba. Merhaba. Çok güzelmiş şeyleriniz, süsleriniz. Teşekkür ederim. Arzular Kültür ve Sanat Dergisi var. Dergide bir söyleşi yaptık. Bu dergi Türkiye'nin 81 ilinde dağıtıldı. Daha sonra burada... Takımlarımız hazırladığımız Save the Quiz var. Bugün arkadaşlar takımlara gelip yapacaklar. Sizin de takımınıza uğrarlar. Tamam, memnun oluruz. Hoş geldin. Safety standımız var. Hani güvenliğin önemini anlatmak için birkaç animasyon koyduk. Aynı zamanda ilk yardım kitimiz ve hani ihtiyacı olabileceklere gözlük ve eldivenlerimiz var. Çok güzel. Var. Onun dışında takım geçmişimiz var. Burada bakabilirsiniz isterseniz. Bilekliklerimiz var. Rozetlerimiz de birazdan gelecek. Böyle bir tasarım yapmayı uyguluyoruz. Olabildiğince basit tutmaya çalıştık. Çok göz yormasını istemedik. Evet. Düzenli olmaya çalışıyoruz. Daha takım aletlerimiz bu tarafta, kilerimiz. Burada da masamız var. Olabilecek basit, öz tutmaya çalışalım. Evet, mikrofon taktım. Sesim şimdi daha iyi geliyordur umuyorum. Etkinlik esnasında güvenlik ön planda sürekli hakemler ya da güvenlikten sorumlu kişiler var. Mezunlar daha önce buralarda görev yapmışlar var. Hangi okul? Bahçeşehir. Bahçeşehir. Gayet güzel. Kolumuz var. Kuyu kolunu belki biliyorsunuzdur. Geçen sene aslında Şubat ayında olması lazım. Bir yavru köpek kuyuya düşmüştü. Evet, duymuştum. Evet, biz o sene işte seninle yoga için hazırlanıyorduk. Ondan sonra yaklaşık 3 saatlik bir süre içerisinde bir kol geliştirdik. Yan takım, kardeş takımımız Integra ile. Kolumuzu aslında kol başarılı oldu. Orada çalıştı. Ama hava pistonundan çıkan bir sorun yüzünden biz kuyuyu geri düşürmekten korktuk. O yüzden AFAD ekipleriyle beraber okula geri döndük. Kolu tamir ediyorduk. O sırada haber aldık. İşte bizim kuyu kolumuzdan esinlenerek AFAD mühendisleri bir kol yapmış ve kuyuyu kurtarmışlardı. Yani kuyuya kurtarma girişiminde bulunduk. Ama bu kol sayesinde başka dediğimiz gibi AFAD mühendisleri ile mi oldu? Hem aynı şekilde bu sistem sayesinde başka takımlara, başka çalışmalara da çok oldu, esinlendi. Zaten bu yarışmanın temel mantığı birbirine rakip olmak değil, birbirine esin kaynağı olmak. Evet, değil o mi? Şekilde. Birbirimizi yani yüreklendiriyoruz biz burada. Çok. Şimdi buraya katılacak olan okullara ya da öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ne tavsiye ederiz hocam? Yani ne katıyor sizce? Siz sektördesiniz. Az önce jürilerin tanıtımında... Yani iş hayatına başlamadan önce bir takım ruhu oluşturabilmeyi öğreniyorlar burada bence. Birbirleriyle işbirliği içerisinde tek bir hedefin peşinde koşabilme güdüsüyle bir şey başarmaya çalışmak bence buranın en büyük katkısı. Biz iş hayatında insanları teknik becerilerine veya işte işi biliyorlar mı bilmiyorlar mı tecrübelerine göre alıp insani vasıflarına göre işten çıkarıyoruz. Bir insan sinirlendiği zaman nasıl kontrol edecek sinirini? Bunu böyle şeylerden öğrenebiliyorsunuz. Ama zaten lise 1, lise 2, lise 3 öğrencilerinden böyle
harika mühendislik şeyleri beklemiyoruz. Lise seviyesindeki bir mühendislik kabiliyetiyle yapılan bu robotlar gene oldukça takdire şayan işler. Kesinlikle. Ama tabii bu takım ruhu ve gücüyle beraber bir araya getirilip yapılabilen şeyler. Yani tek başına burada hiçbir arkadaşın öyle bir mühendislik etkinliği yok tabii ki ama gayet güzel işler çıkıyor. Göreviniz neydi? Safety Advisor. Ne yapıyor Safety Advisor? Şu şekilde saha üzerinde olan güvenlik sorunlarına karşı hani biz şey yapıyoruz, insanları korumak için hani bulunan eşyaları işte yani onlara uyarma görevindeyiz. Yani nasıl açıklayayım kusura bak. Anladım. Kaç arkadaşınız var şu anda güvenlikle alakalı? 10 kişiyiz. Güvenleri çok arttı herhalde. Kesinlikle özgüvenleri çok arttı. Kendilerine olan güvenleri arttı. Bu akademik başarılarına da yansıdı ki bizi en çok mutlu eden bu. Robotsuz sınavlara veya derslere ayırdıkları zaman daha azdı. Bu şekilde derslere biraz daha fazla ilgi duyarak, başarıyı biraz daha önemseyerek devam ettiler bu süreçte. Robot yapma evet biraz uzun sürdü. 6 haftalık bir süreç. Ama bu 6 hafta boyunca çocuklar hem derslerine daha fazla yoğunlaştılar hem de robot işine biraz daha fazla sarıldılar. Kaseron standındayız. Hocam merhaba. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Eskişehir Gelişim Okulları'ndan geliyoruz. Kalsiyodon FRC olarak. Bu sene ikinci yılımız. Geçen sene off-season'a katıldık. Sonrasında kazandığımız sponsorluk ödülüyle Amerika'daki yarışmanın katılım ücreti ödendi. Bu sayede bununla beraber bir robotumuz geliyor. Tamam, ben şöyle kenara geçeyim. Bununla beraber takım üyelerimize sponsorluk arayışlarına girdik. Şöyle işte, robotu da gösterelim. Evet, robotumuz. Evet. Bu işte en önemli faktör sponsorluk açıkçası. Çünkü her şey ister istemez paraya dayanıyor. Hocam özellikle yurt dışına gitmek, Amerika'ya gidip yarışmaya katılmak çocuklara ne kattı? Aslında özgüvenlerini çok fazla kattı. Daha önce tek başlarına belki şehir dışına bile gitmeyen öğrencilerimiz takımla beraber yurt dışında farklı tecrübeler kazandılar. Oradaki takımlarla diyaloglara girdiler. Onların ne yaptıklarını gördüler. Bu işin yurt dışında nasıl yürüdüğünü gördüler. Kendi yaşıtlarını gördüler. Yani bu sadece bizim burada değil, çok üst düzey bir turnuva gibi gözükse de aslında Amerika'da bu iş sıradan. Yani herkesin, her okulun mutlaka katıldığı bir turnuva. Yani öyle, geçen seneki takımımızdan iki tane öğrencimiz bu sene bir tanesi Amerika'ya, diğeri Londra'ya gitti. Bunlara gitmek lerindeki en büyük faktör bu robot takımında olmalarıydı. Peki velilerin en büyük şeyi, korkusu şu: bununla uğraşırken derslerini aksatabilirler mi? Siz ne yaşadınız bu süreçte? Bizim öğrencilerimiz aslında bunu çok takmadılar. Çünkü aynı anda aslında süreç yürütülebiliyor. Çünkü sürecimiz tam bir yıla dayalı bir süreç değil. 6 haftalık bir süreçte biraz yoğun çalışmak gerekebiliyor ama o süreçte bizim sınavlarımız da vardı. Okul yazılıları vardı, deneme sınavları vardı. Aynı anda ikisini birden yürütebildiler. Yani bu aslında birazcık istekle alakalı. İstek olunca ikisini birden yürütmek problem olmuyor. Belki derslerine daha fazla da odaklanabiliyorlar bu sayede. Çocuğun potansiyelinin farkına varması, bilime, teknolojiye varsa içinde bir istek, daha ilgi duyması, eğer mühendislik ileride seçecekse ya da teknik bir bölüm okuyacaksa,
bunu bilinçle seçiyor olması için çok önemli. Şimdiden buna katılması. Merhaba hanımlar, Pars Robotik takımının farklı iki okuldan iki tane kız öğrencisi. İsim neydi? Sude. Sude, sen ayrıca takımın pilotlarından birisin. Driver ve takım kaptanıyım. Peki bir bayan olarak robot gibi erkek egemen bir dünyada uğraşmak, çalışmak nasıl oluyor? Şahsen aslında bana göre, ben de erkek gibiyim biraz. Severim böyle şeyleri. Tam bana göre. İyi ki buradayım. Yani iyi ki beni buraya yönlendirmişler. Keyifli bir şekilde çalışıyorsun. Aynen. Peki sen de buradasın. Gördüm, izledim. Tamirat işlerinde sen de eldivenlerini giydin. Arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştın. Sen de düşünüyorsun bu robot çalışmalar hakkında? Ben ya katıldığım kadarıyla çok keyifliydi. İleride okumak istediğim bölüm de zaten mekanikle ilgili, elektrikle ilgili. Elektrik elektronik mühendisliği istiyorum. Şöyle söyleyeyim, bence bu tamamen ilgi meselesi. Erkek kız diye ayrılmaması gerekiyor. Bu mesleklerde olduğu gibi. Hani bu biraz cinsiyetçiliğe giriyor. İlgi duyuyorsak yaparız hani. Bu şekilde. Ve böyle bu gibi organizasyonlarda, yani robot yapımı veya daha çok erkeklerin üstün görüldüğü alanların olduğu organizasyonlarda bu erkek üstünlüğünü kırmak için önemli bir etken diye düşünüyoruz. Evet. Mesela bir şey yaşadığımızda, bir yerde bir şey kırıldığında, evde bir şey olduğunda normalde şöyle bilinir ki kızlar, kadınlar eline bir şey almaz ve der ki sen yap, sen tamir et. Burada böyle bir şey olmadığını öğrendik. Hepimiz elimize matkapları aldık, çekiçleri aldık ve bu işin içine girdik. Artık bundan sonra da bu işin içindeyiz ve gayet de başarılıyız işte. Hayır, aksine ben bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum bizim için. Çünkü yani kız gibi yap sloganı var ya, biz açıkçası biraz kendimize onu bellemiş durumdayız. Ve bunun için kızların gücün daha fazla ortaya konulduğunu düşünüyoruz takımımızda. Zorluk yaşadığınız yerler oldu mu hiç? Yani evet tabii, hani sonuçta robot yapıyoruz. Robot yaparken hani erkeklerin daha çok yapması gerektiği falan düşünülüyor. Ama hani biz bayağı köklü bir takım olduğumuz için hani bunu atlattık yıllar geçe geçe. Mesela bu sene de işte pilotumuz erkek, diğer pilotumuz kız. Kız arkadaşlarınızı bu yarışmalara katılmaya davet ediyorsunuz herhalde. Tabii ki gelsinler. Yani. Böyle ben kızım, ben yapamam falan şeyi gerçekten biraz düşünüldüğünde aptallığa kaçıyor. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sizlere. Son hazırlıklarını yaptılar. Mavi takımlar şu anda. Havadaki problem hallediliyor. Robotlar ister istemez havlara zarar veriyorlar. Kurallar hakkında yine kısaca bilgi vereyim. Mavi birliktelik ve kırmızı birliktelik ittifaklar var. Bu ittifaklar farklı 3 takımdan oluşuyorlar. Her takımlar kendi toplamları puanla takımlar sıralamasında yükseliyorlar. Hem de kendi takımlarını, ittifaklarını yükseltmiş oluyorlar. Tabi her maçta farklı ittifaklar var. Yani peş peşe iki kere aynı ittifakla düşmekte zor çoğunlukla. Bu beraber kazandıkları maçlarda elde ettikleri puanlar takımların verdiği puanlarını yükseltiyor. Kırmızı bir çeki. Şimdi ne var? 2 tane kulemiz var sağ noktasında. 25! Mahçeşehir Anadolu Lisesi. İlk 5 saniye takımlar İkinci takı. Otonom sürüş 70, yapıyorlar. Yani robotlar 70, kendi başına. Şehit Adil Büyükçekmişsiz Anadolu Yolaçık Lisesi. Pilotlar hemen 3. takı. 68, 38! Robotları hareket ettirmeye başlıyorlar. Ahmet Tepe. Ve şurada gördüğünüz 60,
4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
içerisinde attıklarına da puan alıyorlar. Bunun dışında bir de son 30 saniye şurada gördüğünüz halatlara tırmanmaları gerekiyor. Tırmandıkları takdirde en yüksek puan da oradan alıyorlar zaten. Kurallar genel itibariyle bu. Kendi sahaları beyazın sağında ve solunda kalan kısımlar takımların kendi sahaları. Ve bu takım bu sahalar içerisinde belli kurallar, fauller ya da sarı kartlar, kırmızı kartlar var. O kurallara uymadığınız takdirde ceza puanları alıyorsunuz. Aldığınız ceza puan diğer takıma puan olarak yazılıyor. O yüzden aldığınız kararları, yaptığınız bütün hareketlere dikkat etmek zorundasınız. Evet, biraz sonra yarışma başlayacak. Çizgili, tişörtlü arkadaşlar, hakemler. Önlerinde gördüğünüz gibi ekranları var ve bu ekran üzerinden biraz sonra aktif hale gelecek. Ekran üzerinden puanlamalar yapıyorlar. Bu mavi tişörtlü genç arkadaşlar, bunlar da gönüllüler. Burada topların toplanması, takımların gelmesi gibi işlerde yardımcı oluyorlar. Arka taraf takımların maça çıkmadan önce son kez bulundukları yer. Oradan sonra sıralara geldiği zaman hemen gördüğünüz gibi geliyorlar. Şu brandanın arka tarafı, duvarın arka tarafı takımların kendi sergilerinin olduğu, kendi setlerinin olduğu yer. Kelime aklıma gelmedi bir türlü. Oradan şu gördüğünüz şuradaki mavi tünellerle, bu tarafta da var tüneller. O tünellerden geçip buraya geliyorlar. Evet, şimdi takımlar yarışacaklar. Yarışma başlayacak. Ben de size 3, 2, 1, go! Ve otonomla başladı. Evet, otonomla başladı gördüğünüz gibi. Evet, takamadı. Şimdi biraz sonra ve başladı. Pilotlar robotları kullanmaya başladı. Evet, pilotlar robotları kullanmaya başladı. Robotunda bir sorun var gibi gözüküyor. Android yakıt deposunu boşalttı ve atış yapmak için hazırlanıyor. Bir problem var yine Fars Robotik'te. Diğer takımlar. Fars Robotik diye çarkı erişime başladı. Evet, çarkını taktı Fars Robotik. X çark, kırmızı ittifak için bir çarkı erişime ulaştırdı. Takımlar birbirlerini engellemeye çalışıyorlar. Fars Robotik ikinci çarkını aldı. Fars Robotik'ten ikinci çarkı en ışıklı ulaştırdı. Taktı, evet. Fars Robotik aslına dönmeye başladı. Android Android satışlara başladı ve isabeti buluyorlar. Üçüncü çarkı da almaya çalışıyor Fars Robotik. Aldı mı alamadı daha. Ha gayret. Aldı. Döndü geliyor, üçüncü çarkını takacak büyük ihtimalle. Anatolian Eagle Road şu an çarkını. Evet, üçüncü çarkı da taktı. Çok güzel, üçüncü çarkı da taktı. Ulaştırmaya çalışıyor. Dördüncü çarkı takabilecek mi, alabilecek mi? Aha, evet. Dördüncü çarkı da alacak. Aldı. Onu da takıyor. Dördüncü çarkı da taktı. Ve son 30 saniye. Evet. Kırmızı ittifak bir çarkı da almak üzereyken. Evet, Fars Robotik çarkı dalanıyor. Bu sefer aksaklık olmasın ne olur. Evet. Ona da şey yaptı. Fars Robotik şu anda et çark. Adına yakışır. Adına yakışır bir hale döndü. Şu anda ondan başka çıkan var mı? Yok gözüküyor. Şu anda başka çıkan yok. Bu çok önemli bir avantaj sağlayacak. Evet, bakalım ne olacak.